Burası bulunduğumuz yer Beydağ Araçlandırma Projesi'nin devamı niteliğinde Çanoğlu Mahallesi mevkii. Burada 2009-2010 yıllarında ağaçlandırma çalışması yapılmış. Ortalama fidan boyları 2 metre civarında ve 10 yaşında karaçam fidanları mevcuttur. Bu bulunduğumuz alanda 13 Ağustos'ta saat 16.09 sularında bir yangın ihbarı alındı. İhbara, tabii burası Beydağ olunca özellikle İşletme Müdürlüğü olarak çok duyarlıyız. Beydağ ağaçlanması çünkü çok önemli. Aynı zamanda kamuoyunun da dikkatinin üzerinde olduğu bir saha. Dolayısıyla biz hızlı şekilde ekibimizi buraya yönlendirdik. Ancak o gün havanın çok rüzgarlı olması sebebiyle ve otların da çok aşırı derecede kuru olması sebebiyle yangın çok hızlı yayıldı. Saat 17 sularında bizimle beraber itfaiye ve diğer kamu kurumlarının da araç, gereç ve dozerleri geldi. Burada toplamda 50 hektarlık bir alan tahrip oldu. Tabii 50 hektarlık alanın 5 hektarlık kısmı ağaçlama sahasıydı. Ve burada 3000 adet işte 10 yaşında karaçam ve sedir fidanları mevcuttu. Maalesef yangın neticesinde bu fidanlar tahrip oldu ve hayatiyetlerini kaybettiler. Ancak genel alan 50 hektarlık bir alandı. Diğer geri kalan kısmı otluk alan. Dolayısıyla ekonomik değeri haiz değil. Ancak tabii yan taraftaki askeri birliğin olmasından dolayı da tüm kamu kurumlarına ait iş makineleri, ekipmanları gelerek hızlı bir şekilde yangını saat 19.30'da tamamen söndürdük. Tabii orman bizim için çok kıymetli bir şey. Yani orman bulunduğumuz elimizin de ülkemizin de dünyanın da nefes alabilmesini sağlayan yegane şey. Bu anlamda bizim 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmasında 680 hektarlık bir alanın Karahan'dan başlayarak buradaki bu Çöşlük bölgesine kadar devam eden bu alanda 680 hektarlık bir alanın ağaçlandırmasını gerçekleştirmiştik. Burada tahmini kaç milyon ağacımız var? 680 bin adet. 680 bin adet kayıtlı fidanımız var burada. Bulunduğumuz yerdeki yangın da o günkü 2010 yılındaki yapmış olduğumuz ağaçlandırmadan meydana gelen bir ormanda 10 yıllık, 12 yıllık fidanlarımızın olduğu, karaçamlarımızın olduğu bir bölge. Tabii bizler de inşallah hem Tarım Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler hem de ilimizdeki kıymetli müdürümün, bölge müdürlerimizin yapmış olduğu çalışmalarla inşallah bu bölgeyi güz döneminde tekrar ağaçlandırarak Malatya'mıza orman olarak yine kazandırmış olacağız. Ama tabii orman yangınlarının çıkmaması için de vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor. Bu anlamda anız yakmak gibi şey, bulundukları yerdeki çöp veya da başka şeylerin imhası için yakmakla ilgili problemden kaynaklı orman yangınları çıkıyor. İşte gördüğümüz alanda güzelim 10 yaşındaki, 12 yaşındaki fidanlarımız da böyle hayatiyetlerini kaybetmiş durumda. Bu anlamda orman müdürümüzün gayretlerini ve tüm çalışma arkadaşlarımızın gayretlerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve Malatya'mızın ormanının daha fazla alanlarda olabilmesi için gayret göstereceğiz. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Bizler de takipçisi olacağız inşallah. Ankara'ya yürüyorsun değil mi? Tabii tabii.